Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve auzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm. Bugün inşallah 11. lemayı beraber tefekkür edelim istiyorum. 11. lema sünnet-i seniyenin dindeki konumunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da müminlerin kalbindeki, gönlündeki, psikolojisindeki, zihnindeki konumunu izah eden bir bölüm. Şöyle bir yerden başlayalım. Daha böyle ortaokul sıralarındayken, hatta belki ilkokulda da vardır o dersler, geometriye başlarken bize temel bir şey öğretirler. İlk ders. Birinci dersin konusu. Hatırlayan var mı? Lisedeki, ortaokuldaki bir... Doğru, nokta. Değil mi? Bak, güzel hatırladın. Öğretilir ki bir noktadan sayısız sayıda doğru geçebilir. Mesela bir nokta var. O noktadan böyle de doğru geçer, böyle de doğru geçer, böyle de doğru geçer. Hatta denir işte bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçebilir diye ilk öğretilir. İkinci öğretilen nedir? Birbirinden ayrı iki noktadan sadece bir tek doğru geçer. Birbirinden ayrı iki nokta verilirse eğer size, mesela birisi burada, birisi şurada, onlardan ancak tek doğru geçebilir. Bakınız, bir nokta varken sonsuz sayıda doğru vardı ama iki nokta olduğunda tek bir doğrunuz oldu. Yani bir sabitelik elde etmek istiyorsanız, sabit bir doğrunuz olsun istiyorsanız, size en az iki tane nokta lazım. O iki noktadan geçirerek bir doğru elde edebiliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın kevni şeriatında birbirinin iz düşümü olan çok şey var. Mesela geometrideki bu şey de, matematikteki bu şey de sanki şeriatta, şeriat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam, Kur'an ve sünnet-i seniye olarak bize gözüküyor. İbn Abbas radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh haricilerle münazara yapması için, onları ikna etmesi için gönderdiği zaman diyor ki onlara sünnetten örnek ver. O zaman İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki zaten lakabı mütercümül Kur'an, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan dua almış o Kur'an'daki yeteneği için, yani Kur'an'ı anlamadaki dirayeti için dua almış. Diyor ki ey emir el müminin diyor, bizim evlerimizde indi ayetler, yani bizi ayetleri bilmekte onlar bir alt edemez ki, yani niye korkuyorsun? Ben onlarla ayetlerle de konuşabilirim. Ama diyor onlarda bir problem var. Hazreti Ali öyle diyor. Onlar diyor sen bir şekilde anlarsın, onlar başka bir şekilde anlar, uzlaşamazsınız. Zaten problem o. Hariciler aynı ayetleri okuyorlar ama farklı anlamlandırıyorlar. Mesela hakem ayetinden haşa sümme haşa Hazreti Ali'yi, Hazreti Muaviye'yi hepsini tekfir ediyorlar bütün şeyi. Yani hakem merkeze alan, hakem kabul eden herkesi, insandan hakem kabul eden herkesi tekfir ediyorlar. O yüzden onlara diyor sünnetten delil göster. Sünnetten delil sevk et diyor. Aynı şey işte bugüne geliyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'da bir özellik koymuş. Ne diyorlar ona? Yanlış hatırlamıyorsam cevamül kelim mi deniyor? Yani çok anlama gelebilir sözlerle örmüş Cenab-ı Hak Kur'an'ı. Ha bu Kur'an'ı ne yapıyor? Zenginleştiriyor. Bütün müfessirler Kur'an'a müracaat ediyorlar. Çok hak manalar çıkarıyorlar. Yani birbirini doğrulayan, birbiriyle çelişmeyen çok sayıda mana ayetlerden çıkabiliyor. Ama bunun da bir imtihanlı yanı var. Batıllar da, ehli bid'a da, ehli dalalet de kendini doğrulayabilecek şeyler Kur'an'dan bulabiliyor. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da buyurmuş, ayetlerimiz peş peşe indiği zaman müminlerin hidayeti artar, kafirlerin dalaleti artar. Niye böyle olur? Çünkü kişinin kalbi, Üstad Mesnevi Nuriye de öyle söylüyor bir yerde, kişinin kalbi Kur'an'ın karşısında koyduğu bir aynedir. Eğer kalbi art niyetliyse, kötü niyetliyse, sapıtmaya, yoldan çıkmaya, üstündeki yükü atmaya, namazı boş vermeye, orucu boş vermeye veya işte takvayı boş vermeye niyeti varsa, ona uygun şeyler de Kur'an'da ona gözükür imtihan olarak. Yani batıldır çıkardığı manalar ama çıkarır. Bugün yok mu onlardan? Çok. Hepimiz biliyoruz ki bugün televizyon kanallarında zaten onlara çok yol veriyorlar. Adam yine ayet okuyor, yine kelimeleri söylüyor ama çıkardığı mana batıl
Ve dikkat edin, bu insanların en çok düşman olduğu şey ne? Sünnet-i seniye, hadis-i şerifler. Niye? Onlar işte o bir noktadan sonsuz doğru geçirecekler ya. İkinci noktayı koyduğunuz zaman oradan tek doğru oluşuyor. Sırat-ı müstakim, ehl-i sünnet ve cemaat yolu oluşuyor. Bununla meseleleri var onların. Bunu ortadan kaldırmak istedikleri için o ikinci nokta bir aradan çıksa bu nokta serbest, orada istediklerini yapabilecekler diye düşünüyorlar. İşte Bediüzzaman Hazretleri de bu maraza 11. lemada devalar sunuyor. Okuyalım. 11. lema. Mirkatü sünne ve tiryaku maracı bid'a. Yani bu lema bid'a marazına bir tiryak, bir ilaç ve sünnetin yolunu anlatıyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Bu ayet Tevbe suresinin 128. ayeti. Tevbe suresinin 128. ayeti. Kısacık bir meali şu şekilde: size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size karşı çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Sulardan bir tanesini çalıyorum Hakim. Şu ayetin birinci makamı Minhacü's Sünnet, ikinci makamı Mirkatü's Sünnet'tir. Bir ayet-i kerime var, onu da okuyayım. Ondan sonra ayetler üzerine biraz konuşalım. Estağfirullah. فَاِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. İki ayet varmış, yanlış söyledim. İlk okuduğum ayet yine Tevbe suresinden 129. ayet. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim, yüce arşın Rabbi de odur. Bakınız, birisi ilk okuduğum Tevbe suresinin 128. ayeti, İkincisi Tevbe suresinin 129. ayeti. Peki bu iki ayet neden 11. lemanın başına konmuş? Bunu düşündüğümüz zaman bu ayetler bize ne söylüyor? Bu ayetlerden birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize iştiyakını anlatıyor. Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizimle bu kadar ilgili? Neden bizim kapıdan nasıl girdiğimiz, nasıl çıktığımız, nasıl ticaret yaptığımız, nasıl konuştuğumuz, nasıl yemek yediğimiz onu bu kadar ilgilendiriyor? Neden hepsinde bize rehber olmaya çalışıyor? Ben de bir şefkatin hatırlıyorum. 50 rekatten 5 rekata indirmeye çalışması. Mesela bizi acımasıyla delil olabilir. Sizin üzerinde çok merhametlidir, acır diyor ya. Evet, evet. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize büyük bir iştiyakı var. Bu iştiyak bize mesela Erdem abinin Ertuğrul'a iştiyakı, Ömer'e iştiyakı, evlatlarımıza iştiyakımız nasıl gözüküyor? Onun acabaya düşeceği yerlerde aman oğlum bak şöyle yaparsan doğruyu yapmış olursun veya yanlışa düşeceği yerlerde bak şöyle yaparsan doğruya isabet etmiş olursun diye, değil mi? Elimizden gelse babalar, analar evlatlarımızın etrafını böyle sarmak istiyoruz. Aman yanlışa düşmesin, aman şu seçenekte yanılmasın. Bütün seçenekleri onlar adına doğruyu onlara göstermek istiyoruz. Bu bizim minicik minicik şefkatimiz de böyleyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine duyduğu azami şefkat iktiza ediyor ki ümmetinin her bir davranışında onların himayecisi olsun. Nasıl? Doğruyu göstererek. Kapıdan girerken nasıl girecekler? İşte ticaret yaparken nasıl yapacaklar? Yemek yerken nasıl yemeleri lazım? Bu sünnet-i seniye ile mümin ilişkisi aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinin iktizası. Yani niye bize bu kadar detaylı bir şey? Miraç'tan örnek verdi ya. Evet. Yine Miraç'ta Efendimiz ümmetinin affı ile ilgili değil mi? Cenab-ı Hak evet. Dileği yani. Ya. Yine ümmet düşünüyor. Doğduğunda ümmeti diyor. Yine söylüyor. Her şeyin ümmeti. O istiyat yani. Şu, en sevdiğin yanında bile yine ümmetini düşünüyor.
Biz olsa mesela en sevdiğimiz, en yüksek vatanda gibi yerlerde ya. Kendimizi düşünürüz, kendimizi seçiyoruz ama ümmeti için istiyoruz. Ümmeti için istiyoruz. Yani abi, sünnet-i seniye üzerinden bizimle kurduğu ilgi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte ayetin haber verdiği şefkatiyle birebir ilgili. Onu Üstad Hazretleri belki burada hissettirmek istiyor bize. Yani böyle birisinin size bu kadar ilgili olmasına şaşırmayın. Bugün işte o modernist tarif eden insanlar diyorlar ki ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok abartıyorsunuz. Sizin her şeyinize bu kadar da şey değil yani, işte karışmıyor. Siz kendi aklınızı da kullanın falan filan. Hayır, onun şefkati bunu iktiza ediyor diye düşünüyoruz. İkinci ayet işte hemen bir sonraki. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Bu birinci ayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iştiyakını anlatıyordu. İkinci ayet de istinasını anlatıyor. Yani istina ne demek? Kelime manası. Yani bu çekilmek. Yok. Zenginlik. Çekilmek. Zenginlik manası var. İhtiyaç duymamak. İhtiyaç duymamak manası daha çok evet içinde var. Yani mesela Araplarda şey derlermiş, böyle bir insan işte kendisine yetecek kadar malı mülkü varsa ona gani derlermiş yani cahiliye devrinde. Tabi İslam'la bu daha da değişiyor, bunun içindeki mana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine beşeriyeti anlamında bir muhtaçiyeti yoktur. Yani bize iştiyak gösteriyor da bize bir ihtiyacı var ondan. Bak bizden dua alacak. İşte bizden işte efendim bizim sayemizde cennetteki makamı yükselecek. Haşa sümme haşa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bizden avanta beklediği için haşa sümme haşa. Böyle bir şey için bize ilgi göstermiyor. Bu ümmetin sayısı bir şey ifade etmiyor mu? Ne kadar çok ümmetin var, o kadar çok vatanın yüksek. Ha, onunla sevinir ama onun ücretinde değil yani. Arada o değil aslında. Eyvallah. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini doğru kavramak, iştiyakını doğru anlamak, istinasını doğru anlamak. O bize kendi şahsi çıkarı için, haşa sümme haşa, ona bir şey kazandıracağımız için, bir menfaat bizden alacağı için peygamberlik yapmamış. O ücretini Allah'tan bekliyor ama bize şefkati var. İşte bu iki ayet-i kerime bir şey örüyor bize. Sünnet-i Seniyye'nin, Müslümanların hayatında durduğu yer. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istinasını biliriz. Onun bize muhtaç olmadığını biliriz. Ama onun bize şefkatli olduğunu da biliriz yani. O yüzden Sünnet-i Seniyye'yi anlarken tıpkı Bediüzzaman Hazretleri'nin o ibadetler sorusuna cevap verişinde olduğu gibi, hani Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var bize bu ibadetleri emrediyor? Diyor, onun ihtiyacı yok, sizin ihtiyacınız var. Yani asıl mevzu bu. Yaraları olan biziz. Sünnet-i Seniyye'de de böyle muhatap olmamız lazım dersi bu ayetlerde var. Biraz girişi uzattım inşallah. Şimdi metne geçiyoruz. Üçüncü bir ayet daha vardı, onu unuttum. Onu da mealini okuyayım. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran suresinin 31. ayetiydi bu da. Estağfirullah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ ayetiydi bu da. Bu iki ayet-i azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'etin şehid. Bunun kısa bir manası. Yani fesadi ümmetim zamanında. Fesat ne demek? Bozulma, dağılma, çürüme gibi manalar var. Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yapışsa, 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Ne zaman fesad-ı ümmet zamanı? Aslında bu zaman çok şiddetli bir şekilde tezahürü var. Ahir zaman. Ama aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten ahir zaman nebisi olduğu için onun vefatıyla beraber ümmet giderek bu çağı yaşıyor yani. Fesad-ı ümmet zamanını yaşıyor. Nesil nesil bu böyle devam ediyor. Ta ki kıyamete kadar. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid'aların istilası zamanında. Ne demek bid'a? Bid'aların istilası zamanı diyor üstad. Bizde olmayan adetler, yaşantılar. Yani sünnet-i seniyye ile çelişen, çakışan, uyuşmayan, dine sonradan eklenmiş şeyler. Mesela birisi çıksa dese ki ya namaz aslında 5 vakit değil de 3 vakitti.
diyenler oldu biliyorsunuz bunu. Şimdi öldü gitti. Bu bir mesela bid'a. Çünkü namazın beş vakit olduğu tevatüren sabit. Yani ümmetin amel edişiyle sabit. Efendimiz'den rivayetlerle sabit. Bu mesela bir bid'a olur. Dine sonradan katılan, dinin aslında olmayan ve çelişen, çakışan şey demek. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymettardır. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına, küçük bir adabı müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Ümmetin bozulduğu zamanlarda değil böyle ameldeki, itikattaki sünnetler, onlar farzdır, vaciptir, onların derecesi yüksektir. Adaplarda bile, nedir adap mesela? Suyu üç yudumda içmek, adaptandır. Veya işte yemeye başlarken Bismillah demek adaptandır. Yani sünnet-i seniyenin böyle farz vacip olmayan kısmı daha çok işte mendup üstahap kısmına giriyor. Bunlar bile diyor bak, hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, ona uygun hareket etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hatıra, bir huzur-u ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada, o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle, adi derken burada kötülemek manasında değil, sıradan manasında kelime, o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittiba kendine adet eden adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir. Şimdi metni şöyle bir okuduk, tekrar dönüp incesini de konuşacağız. Burada bize ne söylendi? Öncelikle şöyle bir şeyi ben kendimce hissediyorum. Bediüzzaman Hazretleri sanki buna dikkatimiz çekti. Anmak, hatırlamak, niyeti yenileyen ve amellerimizi de yaşadığımız boyutu etkileyen bir şey. Nasıl? Diyelim, Allah göstermesin öyle bir huyum yok ama sigara içiyorum ben. Bir günde Yakup abi bana söz verdirdi. Ahmet ben bana büyük söz veriyorsun işte bundan sonra sigara içmeyeceksin. Ben de abi yemin billah ettim bir daha sigara içmeyeceğim dedim. Yakup abiyi de çok seviyorum, ben de hatırı büyük. Şimdi ben her böyle canım sigara istediğinde ya Yakup abiye söz verdim. Yakup abiye söz verdim. Yakup abiye söz verdim dediğim zaman bakın benim amel edişim değişiyor o hatırlama sayesinde. İnsanın alışkanlıkları hatırlamakla deliniyor. Veya insanın bilgi şekli. Mesela kendi kendime bir karar verdim. Dedim ki bundan sonra dünyaya daha iyimser bakacağım. Ya çok karamsarım. Kendime bunu şartlandırdım. Veya gittiğim psikolog bana bunu söyledi, nasihat etti. Dedi ki Ahmet Bey çok karamsarsınız. Hep böyle kötü konuşuyorsunuz. Öyle yapmayın. İyimser bakın dünyaya dedi. Ben de hep böyle kendime diyorum ki iyimser olacağım. Bir şey, mesela bir şey hakkında yorum yapacakken düşünüyorum yoktur. İyimser bir yorum yapacağım. Bunu dediğim zaman daha böyle beşeri münasebetlerde bile ne oluyor? O fiiliyat değişiyor. O amelin şekli değişiyor. Hatırlamak, anmak amellerin suretini veya alışkanlıkların suretini değiştiriyor. Onları tabiri caizse deliyor. Bir yerde üstad diyor Mesnevi Nuriye'de Allah Allah zikri, nakşilerin diyor Allah Allah zikri, onların kalbindeki eneği deliyor, oradan hüveyi gösteriyor diyor mesela. O zikirle, zikri ilahiyle diyor, hem kadiriler hem nakşiler ikisini de anıyor. Onların diyor o zikri, aslında o hatırlama, çünkü her bir Allah demek aslında hatırlama. Ben eşyayla muhatapken Allah dediğim anda aklıma eşyadan hariç ulvi manalar tekrarcık koşuyor.
böyle diye diye, böyle diye diye en son artık eşyayı dermiş oluyorum yani tabiri caizse. Hep ulvi manalar dünyamı işgal ediyor. Bakın zikrullah'ta bu var. Böyle küçük, ne diyorlar onlara? Motto mu diyorlar işte böyle sürekli tekrar edilen kelimeler. Bunlar da böyle şeyler var yani tekrar edilince insan etkileyen kelimeler var. Ama sünnet-i seniyede de böyle bir fonksiyon var. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini yaşadığımız anda hem bir amele düşünüyor hem de zikir faydası veriyor. Nasıl veriyor? Hatırlatıyor. Bakın o geldi burada. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Çünkü hatırlamaya ihtiyaç var. Etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. Bak, bir, sünnet-i seniyeye ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hatıra bir huzur-u ilahi hatırasına inkılap eder. Bütün hak tarikatların, hak mesleklerin amacı nedir? İhsan makamına erişmektir. İhsan makamı ne? O Cibril hadisinde de bildiriliyor. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi yaşamaktır. İhsan makamı odur. Bütün o marifetullah meslekleri, hak meslekler bunlar ona ulaşmaya çalışırlar. İnsan Allah'ı görür gibi yaşamalı. Huzur makamı deniyor buna işte. Bakın sünnet-i seniyede bu da varmış. O ihtardan o hatıra bir huzur-u ilahi hatırasına inkılap eder. Ben Allah'ın huzurundayım diye aklına gelir. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeye müraat ettiği dakikada ona uygun bir amel işlediği zaman o adi muamele, o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Dini bir amel edişe dönüşüyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanı düşünüyor. Ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ondan şari-i hakiki yani o şeriatı asıl koyan, bildiren olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittiba kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir. Burada antiparantez şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Mustafa Ulusoy Hoca var, psikiyatr. Onun bir seminerini dinlemiştim ben. Önemli biri olmak diye başlığı da böyle YouTube'da aratsanız çıkar. Bir seminer vermiş Üsküdar Üniversitesi'nde. Orada diyor ki modern insanın en büyük açlığı önemli olmak. Yani yaptıklarının önemli olduğuna inanmak. Bugün diyor bize en çok gelen hastalar, genelde de bunlar kadınlar oluyor, yaptıkları şeylerin değerli olduğuna inanmıyorlar. Yani isterse diyor büyük bir makamda olsun. Mesela kendisi tanışmış bu bir doktorlar örgütü var ya, bütün yeryüzü doktorları. Mesela onlara dahil olan böyle Finlandiyalı, Norveçli, şuralı buralı böyle dünyalığını artık kazanmış, sırtı sağlam, kariyer de yapmış. Böyle diyor doktorlar var, geliyorlar diyor Afrika'da diyor bir köyde adam doktorluk yapıyor. Bir gün diyor bunlardan birisiyle ben konuştum diyor Mustafa Ulusoy Hoca. Yani sizin ne yapıyorsunuz burada, niye böyle uğraşıyorsunuz falan. Demiş ki Mustafa'cığım çok büyük boşluğa düşüyoruz biz demiş şeyde, batıda. Yani tamam mesleğimiz var, paramız var ama bir yerden sonra insan bunların yani neyi değiştirdiğine aca bağlı kalıyor. Yani ben bunları yapıyorum ama bunların ne önemi var? Bunlar benim hayatımda neyi değiştiriyor? Falan diye diyor şeyde kalıyoruz. O zaman diyor buralara geliyoruz. Buralarda yaptığımız şey bizi orada yaptığımız amelden daha çok tatmin ediyor. Çünkü burada diyor biz insanlığa bir fayda sağlıyoruz. Burada muhtaç insanlar var. Bakınız amele yüklediğimiz anlam o amelin bizim ruhumuzu tatmin edişi, kalbimizi tatmin edişi etkiliyor. Yani şunu şunun için yaptım, bunu bunun için yaptım. Oradaki niyet yükseldikçe, niyetin yüksekliğine göre amelin tatmini de insanı değişiyor. Mesela işte diyelim 50 lira param var. Ben bu parayla birkaç dilim baklava alıp da yiyebilirim. Çok az bir
lezzeti olur onun benim için. Yediğim kadar belki 2-3 dilim attıktan sonra o lezzet de geçiyor. Ondan sonrakini zorla yerim. Ama aynı parayla çok muhtaç bir insana yardımda bulunsam ne oluyor? Ne zaman hatırlasam o bana bir lezzet veriyor. Bak baklavanın lezzeti geçti. Verdim gitti. O yedim gitti. Ama birisine iyilik yaptığım zaman aynı şeyle ne zaman hatırlasam ya Ahmet bak o zaman doğru bir şey yaptın ya bak o zaman doğru bir şey yaptın. O seni hem ahirette de bulacak zaten o tarafı var. Ama bir de bu dünyada da insanın içine lezzet veren bir tarafı var. Sünnet-i Seniye de aleyhissalatü vesselamın amel ediş tarzına uymak da bizim fiillerimize çok yüksek anlamlar yüklemiş oluyor. Yani yaptığımız şey kendimizi iyi hissetmek için yapılan hayırın sevabı olur. O tarafta tabii şöyle düşünmek lazım abi. Bunu bonus gibi alacaksın. Asıl amelin amacı olmayacak. Ama bunu da bizim hani Musa Aleyhisselam'ın duası var ya Kur'an'da. Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım. Hani buradan da ya buna ihtiyacımız yok gibi davranmayalım. Evet o tarafı da var. Cenab-ı Hak Kur'an'da ne buyuruyor İsmullah hakkında? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani tatmin olmak istiyorsanız Allah'ı zikredin diyor. Tatmin için Allah zikredilmez. Ama Allah'ın zikrinin bir sonucu da tatmin olmaktır yani. Onu da almaktan çekinmemek lazım. Bir sonuç. Evet hani zayıflara teşvik olur bu diyor üstad. Bir de hocam sanki hani tam farklı anlam vermekle birlikte biraz da karşılıksız yapmak. Yani batıdayken o verdiğiniz doktor örneğinde evet. Bir bedel karşılığında o ilgini şey ama gittiği yer iyice doktorlar görevlerinde karşılıksız yapıyor. Biraz da belki ilmin infakı oluyor. Tabii sadaka. Zaten Kur'an'da gönlüm çok çekebiliyor. Zaten hani biz diyoruz ya mutlu olmak istiyorsan mutlu et. İşte insanlar mutlu edince kendisi de mutlu oluyor. Belki de o boşluk ondan kalıyor. Yani başkaları mutlu etmekle. Evet. Salihat da bu olsa gerek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor yani kalbinde kasavet olan yetim başı okşasın. Aslında işte o doktorların fiiliyatında da bu hadisin hakikati gözüküyor. Yani adam gitmiş iyilik yapıyor. O kalbindeki düğümü çözüyor onunla. Cenab-ı Hak hakikaten onun şeyini veriyor yani nimetiyetini gösteriyor ona. Hani burada Sünnet-i Seniyye'nin bu tarafına da dikkatimizi çekiyor Üstad Hazretleri. Orada hatırlamak anında amelin sureti şeyi yükseliyor. Sadece senin amelin olmuyor o. Ben içeriye girdim, sadece Ahmet içeriye girdi. Bu kadarcık bir şeydi Ahmet'in içeri girişinden. Ama sağ ayağımla girdim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan beri sahabesi, tabi'in, tebe-i tabi'in, ehl-i sünnet vel cemaat imamları, meşahileri, rafları, kutupları, arifleri, alimleri, dervişleri, bütün Müslümanların girdiği şekilde girdim. Yani birden bile o fiil, bir silsilenin, o nunun, nabüdünün nunu diyor ya Bediüzzaman Hazretleri, o Fatiha'yı seninle beraber kimler okuyor, düşün diyor. İşte onun gibi böyle bir silsileye bağlanıyor ameller sünnet-i seniyeye uyduğunuz anda. Siz bir sistemin parçası oluyorsunuz, büyük bir resmin dahili oluyorsunuz. Bunlar da yani onun içinde mündemiş gibi. İkinci nükteyi okuyalım. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh demiş ki, ben seyr-i ruhanide kat-ı meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibağı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddid-i Elfisani İmam-ı Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan, Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Tekrar dönelim başa. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk radıyallahu anh kimdir? Tanımayan var mı? Aslında meşhur birisi Serdar abi. Sen bir şey söyleyeceğini hissettim. İkinci bin yılın imamı. Işte. Öyle değil mi? Müceddid el-Efsani. İkinci bin yılın imamı. Tasavvuftaki şöyle yeri mühim şu açıdan. İmam-ı Rabbani Hazretleri zaten tarikatlar içinde Nakşibendiler, Nakşibendilik içinde İmam-ı Rabbani Hazretleri tasavvufla sünnet-i seniyeyi birbirine kopmazla bağlarla bağlayan kişi olarak kabul edilir yani. Öyle işte Hindistan coğrafyasında, Irak coğrafyasında bazı tasavvuf ekolleri var. Sünnet-i seniyeyle o kadar şey değiller. Ama
o bölgede nakşibendilik sünnet-i seniye ile tasavvufun bağlarını kopmaz hale getirmiştir. İmam-ı Rabbani o açıdan büyük bir imamdır yani. Tasavvufta bir imamdır. Tasavvufta tecdit yapmıştır. O demiş bunu. Ben seyr-i ruhanide, seyr-i ruhani manevi yükselme. Evet, bizde pek uzak şeyler bunlar. Bizim pek işimiz yok onlarla gibi ama böyle şeyler de var tabii. Seyr-i ruhanide kat-ı meratip ederken yolları kat eder. Evet, makamları aşıyor. Abi biz de seyr-i ruhani yapıyoruz ama farklı alemlerde yapıyoruz. İnşallah. biz bir şey görmüyoruz. Onlar görerek yapıyor. Farklı alemlerde. İnşallah. Ama da dikkat et. Tersi kaynatmak için sorunlar diyecektim ama. O sular direkt bağlı oluyor ya. Evet. Şimdi biz burada birinci müddede peygamberimize bağlanarak Allah'a evet, evet. Ona göre yani. Evet abi, yanındaki de oflu ya. Evet. Şuradaki halimiz zaten o. Evet. Seyri ruhaniyeti seyrediyoruz şu an. Elhamdülillah. Evet. Ben seyr-i ruhanide kat-ı meratip ederken tabakat-ı evliya içinde Allah dostlarının tabakaları o tasavvuf makamlarında en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibağı esas-ı tarikat iddiaz edenleri gördüm. Yani tarikat yolunun merkezine... Şöyle düşünüyorum ben abi. İslam'ın tarafına yukarıdan bakıyorsun. Hı-hı. Trafikte gidenlerin hallerini gördüğün gibi... Orada da zat-ı İmam-ı Azam ruhani hallerde seyahat edenlerin hallerini görüyor. En sağlıklı ve selametli kimler olduğunu orada müşahede edip bize anlatmaya çalışıyor. Evet, bize anlatıyor. Doğru. Aynen öyle abi. İttiba esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları, o tabakanın sıradan evliyaları bile sair tabakatın has velilerinden daha özel, daha yüksek velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Yani metrobüse binmek baktı, yan yoldan otobüste gitmek var, tramvayla gitmek var gibi hangisi en iyisi diye şey yaptığın zaman işte. Evet. Bu manada sünnet-i seniye onlardan yüksek. Evet, Müceddid-i Elfisani İmam-ı Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i seniyeye esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Peki bu cümle ne demek? Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhar olmak? Peygamberimizin bilgisi altında. Evet. Makam-ı mahbub, sevilen makam. Evet. Sevilenlerin olduğu makam. Yani şöyle diyebilir miyiz Mahmut abi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla Cenab-ı Hakk'ın onu sevdiğinden emin olduğumuz ikinci bir kişi var mı? Ayetleriyle haber veriyor yani. Habibim diyor. Hani bir Twitter'da gördüğüm bir videoda dikkat çekiyordu. Cenab-ı Hak diyor, diğer peygamberlere isimleriyle hitap ediyor. Nuh diyor, işte Salih diyor vesaire. Ama diyor Efendimiz'e geldi mi Habibim diyor mesela. İsimler takıyor böyle, hani daha has bir dairede anıyor. Şimdi biz de eğer Cenab-ı Hak bizi sevsin istiyorsa onun sevdiği kula benzememiz lazım. Orada da en garanti, yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiği garanti, ayetlerle haberimiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona uymak işte o yüzden Habibullah'ın zilli altında, gölgesi altında makam-ı mahbubiyete mazhariyet. O gölgeye siz de girmiş oluyorsunuz, sığınmış oluyorsunuz. Üçüncü nükte, bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda, Üstad Hazretleri şimdi burada kendi dünyasından bir şey söyleyecek bize. Bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sükut ve suud içinde çalkalanıyorlardı. Sükut, suud yani alçalma ve yükselme. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hattı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat ruhiyede çok tazyikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da
sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum, tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor. Selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim diyor 3. nükte. Şimdi tekrar başa dönelim. Burada Bediüzzaman Hazretleri kendi dünyasından bir şey anlatıyor bize. Kendisinin yaşadığı bir halet-i ruhiyeden bir şey anlatıyor bize. Ama bu halet-i ruhiye aslında bizden çok da uzak bir halet değil. Ne anlamda değil? Elbette Bediüzzaman Hazretleri'nin dünyasındaki o yüksek meseleler bizim dünyamızda yok ama bizim de acabaya düştüğümüz çok yerler var. Evladımızı yetiştirirken mesela nasıl yapsak maslahat olur? İşte yemek yerken nasıl yapsak doğrusu olur? Ya da işte akşam yatarken nasıl yapsak doğrusu olur? Veya günde yaparken nasıl yapsak doğrusu olur? Yani bizim de acabaya düştüğümüz yerler var. Akıl bu hayatın bütününün yükünü kaldırmaya yetmiyor yani. Her defasında oturup çalışamıyoruz neyi seçeceğimizi böyle aklımızda. Da aklın seçtiği de her zaman doğru çıkmıyor. Bir yardıma, tabiri caizse bugünlerde öyle söyleniyor, bir yaşam koçluğuna herkes ihtiyaç duyuyor. Hatta, kılavuz değil mi abi? Efendim abi? Kılavuz kılavuz, önümüze rehber işte. Tabii. Kılavuz var yani önümüzde, kılavuzu okuyacağız. Mesela işte doktora gidiyoruz ne için? Reçete var. Kendimiz ilaç alamayacağımız için. Yani o ilacı seçmek bizim işimiz olmadığı için, kendimize faydalı olanın hangisi olduğunu bilemeyeceğimiz için. Hayatın her parçasında biz bu rehberliği zaten kullanıyoruz. Hayatı bu yaşanılır kılıyor, yaşayabiliyorsak bunun sayesinde yaşıyoruz. İşte bizim bu noktada şeylere sormamız lazım. Bu hadis inkarcılarına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam postacı gibi görenlere. Ya sen hayatındaki bu fonksiyonu yok edebiliyor musun? Birilerinin yardımını almadan, hiçbir şekilde hiçbir şeyi danışmadan yaşayabiliyor musun? O zaman neden dinde bunun olması senin zoruna gidiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konumu senin zoruna gidiyor. Mezhep imamlarının konumu senin zoruna gidiyor. İşte tasavvuf büyüklerinin konumu senin zoruna gidiyor. Yani bir tek bu tarafta senin zoruna gidiyor her şey. Ama öteki tarafta mesela açıyorsun televizyonu, ya bakayım ekonomistler ne söylüyor diyorsun. Borsada neler oluyormuş diyorsun. Hangisini yapsak, hangisini satsak diyorsun mesela. Paramızı dolar mı yatırsak, başka bir şey mi yapsak diyorsun. Onu izliyorsun. Siyasette izliyorsun, şurada izliyorsun, burada izliyorsun. Hepsinin fonksiyonunu kabul ediyorsun. Ama dönüp dine geldiğinde bu problem neden? Bu tutarsızlık neden diye onlara sormak lazım. İşte üstad kendi hayatından, tecrübesinden diyor. Bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan. Nefsi emmare ne demek? Demek Ahmet abi yani bu rehbersizliğin kanalından biri de nefsi emmare, yani gurur ne yapıyor, ona engel oluyor. Başkasının evet, rehber seçmesine engel oluyor. Yani üstad da bu teşhis etmiş mesela. Hepimizde bu var. Başkasına danışmamak bizim aslında kibirimizden bazen kaynaklanıyor. Yani gururumuza dokunuyor. Bu sefer yanlış. Yani işin eline sormak lazım. Yani doktoru nasıl gidip ilaç alıyorsa bu işin elinde de ona da bakmak lazım. Ama ya, gurur ona engelmiş işte mesela. Evet. Bunu yeni öğrendim. Evet. Gurur. Yani insaniyetimiz noktasında aldatıyoruz kendimizi. Sanki insandan daha üst bir şeymişiz gibi. Halbuki insan olduğumuzu kabul etsek evet, sormak bunun bir parçası diyeceğiz. Öğrenmek, rehberlik bunun bir parçası. Ama daha aşkın bir şey olarak görünce kendimizi, o bir problem. Nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Sera'ya, kah Sera'dan Süreyya'ya kadar bir sükut ve suud içinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları gemilerde
hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Yani nereye gideceğini gösteren pusula. Ben deniz feneri diye başlık vermiştim ama pusula vermek daha doğruymuş. Ama neyler? Adabi hareketler bile yani. En küçükleri bile. En küçük hareketler bile yani. Abi şimdi navigasyon var. Evet şimdi navigasyon var abi. Gemi örneği daha çarpıcı. Okyanusun içinde. Navigasyon da gene pusula. Ufukta görebileceğin bir işaret yok. O pusula olmazsa kaybolur. Kaybolursun diyorsun yani. Daha çarpıcı. Evet. Ahmet abi pandemide yaşadık mesela. Ne Covid'de. Efendimiz hadiste diyor bir yerde diyor, bir veba varsa diyor oraya gitmeyin diyor. Oradaysa oraya çıkmayın diyor. Çıkmayın. Efendimiz hadiste göre tabi oldu. Geçti yani. Orada bile hemen rehber pusula işte. Tabii tabii. Gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli bir pusula gibi hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Bu pusula da önemliymiş ama kıblenameli pusula diyor. Kıblenameli. Evet. Başka pusulalar da var ya. Pusulalar da var yani. Namaz kılacağın tarafı da gösteriyor yani. Hem o seyahat-i ruhiyede çok tazyikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordu. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazyikat çok yani baskılar sağdan soldan etkiler çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır ben de gayet acizim. Nazarım da kısa yolda zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor. Selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Vaktimiz var mı? Ben okuyorum ama. Abi akıl kavramını da mesela buyurun. Çok güzel vuruyor. Hı hı. Yani burada belirtiyor. Mesela akıl herkes için farklı bir mana ifade edebilir. Ama mesela sen burada geçen şey şu. İnsanın diyor hisleri ve şuuru hayatının hülasasıdır diyor. Akıl dahi şuur ve hissin diyor bir hülasasıdır. Bu ikisini diyor imtizaç etmeye çalıştığın zaman buradan doğruya, safiyane bir doğruya ulaşmak sadece akılla imkansız. Çünkü niye? Aristo örneğini veriyor orada galiba. Çünkü niye? Bunlar aslında akılla Allah'ı bulabilir ama ahiretteki mesela cismani yaratmayı bulamazlar sadece akılla. O yüzden safi bir hayat lazım. Hani o yüzden Nur Muhammedi Üstad öyle bir tarif ediyor. Kainatın diyor, aklının ve hissiyatının diyor, safi bir hülasasıdır diyor. Hmm. Yani o yüzden akıl kavramını iyi anlamak lazım. Çünkü bir akıl dediğin zaman ne? Yani sadece akılla gitmek seni ne noktaya kadar götürecek? Peygambersiz bir din yaşanabilir mi? Sorusunun evet. Cevabını burada işte Üstad anlatıyor. Çünkü niye? Safi bir akıl lazım. Evet. Yani burada da bütün akılları bir araya topladığın zaman safi aklı yine elde edemezsin. Çünkü bir yerden sonra onun içerisinde hayat, his giriyor. Yani herkesin de hayatı, hissi farklı bir ortamda. Etki altındayız. Aynen yani. Olduğu için o zaman mecbur burada hakikaten peygambervari bir rehber gerekiyor. Abi bu dediğiniz çok güzel. Bilim felsefesinin de konularından birisi bu. Yani diyorlar ki bilim felsefecileri ya bilim acaba hakikati bulabilir mi? Bunu böyle tartışma konusu yapmışlar. Hatta Karl Popper diye bir meşhur şey var, bilim felsefecisi. Adam diyor ki bilimsellik asla diyor bize hakikati vermez. Çünkü biz diyor parçadan bütüne doğru gidiyoruz. Yani bir anda bütünün tamamını görmüyoruz. Her defasında yanlışımızı azaltıyoruz. Biz de asla şunu diyemeyiz diyor. Kesin doğru bizim elimizdedir diyemeyiz. Sadece şunu söyleyebiliriz diyor. Eskisinden daha az bir yanlış içindeyiz. Her defasında bunu söyleyebiliriz. Çünkü mesela Newton fiziği kuantum fiziğiyle yanlışlandı. O zamanlar Newton fiziği ilk çıktığı zamanlar veya sonraki asırlarda böyle şey gibiydi yani. Vahiy Müslümanlar için neyse Kur'an, fizikçiler için de Newton fiziği öyle geliyordu. Ama gün geldi kuantum fiziği diye bir şey çıktı. Aa baktılar yok her şey doğru çıkmıyormuş Newton fiziğin. Veya bazen bir işte bilim anlayışı oluyor sonra başka bir şey keşfediliyor. Her şey değişiyor yani onun hakkındaki bütün yargılar, değerler değişiyor.
Yani bu anlamda akıl parçadan bütüne giden bir şey. Bütünü görenin bilgisi gibi olamaz. Külli bir akıldan gelen bir şey. Evet, değil. Ama vahiy ve sünnet, işte o bütün resmi gören Cenab-ı Hak tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildiği için işte orada bize yardımcı oluyor. Bütünü görmekte akla rehberlik ediyor. Peki hala daha ben de uzatmayayım dersi o zaman. Dördüncü nükteye girersek, uzun çünkü biraz, dördüncü nükteye girmeyelim. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Onu hayatımızda rehber edebilmeyi nasip eylesin. Onun sırlarından istifade edilmeyi hem de hayatımızı onunla şekillendirebilmeyi cümlemize lütfeylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahlu da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.